hukukçu olmamız hasebiyle bölgede yaşanacak ihlaller boyutuyla da çalışmalar yapacak Van Barosu gönüllü avukatlarını görevlendirerek alanda çalışmalar yaptık. Bu yaptığımız ziyaretlerde ve alanda yaptığımız çalışmalarda aslında birçok hukuksuzluk ve ihmaller zincirine tanık olduk. Tabii biz Van Barosu olarak hem sığınmacılara yönelik hedef gösterme, nefret suçu işleyen siyasiler, hem de bu siyasilerin söylemlerini sosyal medyada paylaşanlar, çocukların tarikata teslimine yönelik iddialara yönelik tespitlerle ilgili kolluğun kötü muamelesi ve bu kötü muameleyi kahramanlık olarak paylaşan sosyal medya hesapları hakkında Van Barosu olarak suç duyurularında bulunduk. Ve bu konuda yaptığımız şikayetler üzerine açılan soruşturmalar mevcut. Bu soruşturmalar da hali hazırda devam ediyor. Şu an hali hazırda yürüyen soruşturmalara baktığımızda müteahhitler üzerinden yürüyen soruşturmalar mevcut ve müteahhit tutuklamaları gerçekleşiyor. Burada adalet sağlanmış gibi bir tablo çiziliyor. Oysa biz bu tabloyu soruşturmaların yanlış yürüten tablolar olarak görüyoruz. Burada şunu belirtmek gerekir. Öncelikle bir şehir inşa edildiği zaman şehir planlamacıları bu planlamayı yapar. Bu şehir planlamacıları şehrin planlamasını yaparken ulaşımından nüfusuna, hizmetlerine ve fay hatlarına kadar bunları raporlaştırır ve şehrin planlaması buna göre yapılır. Burada baktığımızda eğer bir şehir ovada inşa edilmişse burada şehir planlamacıların bir kere hatasının olduğunu net bir şekilde görebiliyoruz. Dolayısıyla bunların sorumluluğunun olduğu açık ve aşikardır. Bunun yanı sıra bir inşaat inşa edilirken sadece ve sadece müteahhitin katkısıyla ya da yapımıyla inşa edilmez. Burada aslında müteahhit yapacağı işi teknik anlamda fenni mesulünden tutun mühendisine kadar belediyenin denetimi, denetim firmalarının kontrolü çerçevesinde binalarını inşa eder. Dolayısıyla burada müteahhit ne kadar bir inşaat yapılırken sorumlu ise bununla birlikte belediye yetkilileri, çevre şehirciliğin kontrolü, fenni mesul, denetim firmaları da bir o kadar kusurlu ve suçludur. Dolayısıyla burada müteahhitler üzerinden yürüyen soruşturma adaleti sağlamaya yönelik bir soruşturma olmayacaktır. Gerçek adalet ancak ve ancak tüm sorumluların birlikte ortaya konularak hepsinin bu soruşturmalara söz konusu yapılması, gerekirse tutuklanmasıyla gerçekleşecektir. Dolayısıyla biz hali hazırda ülkemizde yine müteahhitlerin günah keçisi seçilerek tutuklanmasını yeterli görmüyoruz ve bu soruşturmaların da hukuka uygun yürüdüğüne inanmıyoruz.